Merhabalar, iyi pazarlar, iyi hafta sonları. Bugünle Skype'tan program yapacağız. Peki kiminle yapacağız? Türkiye'nin en değerli bilim adamlarından, en değerli hocalarımızdan birisi Profesör Doktor Sırrı Bektaş. Sırrı hocamız, sevgili izleyicilerimiz, hepimizin hocası, hepimizin örnek insanı. Her kelimesi bir anlam ifade ediyor. Her kurduğu cümle bir güzellik yaratan bir insan. Peki hocamla neyi konuşacağız? Aşıları konuşacağız. Şimdi bir grup insan belli bir inanç çevresi inanılmaz şekilde tüm dünyada aşıya karşı çıkıyor. Ben de şu soruyu soruyorum. Sabah kalktınız, çocuğunuz polio sekeli olmuş, çocuk felç olmuş ve bacağını çekerek yürüyor. Vicdanınız el verir mi ey aşıya karşı çıkanlar? Ya da koronavirüs belası için şimdi dünyada harıl harıl aşı çalışmaları yapılıyor. Ülkemizde de yapılıyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Üçüncü aşamaya gelindi. Rusya uygulama noktasına geldi. Güzel çalışmalar yapılıyor. İngiltere'de yapılıyor. Dünyanın birçok ülkesinde aşı çalışmaları, şu anda umudumuzu aşıya bağlamışız. Aşı karşıtlarına sesleniyorum. Halen aşı karşıtlığı yapıyorsanız yanlış yoldasınız. Peki, ben Sırrı hocama döneceğim. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sevgili İbrahim. İyi misiniz? Ay, güzel çok... insan. İnsan güzeli abim, hocam. Canım benim. Değerimizsiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel giriş insanı onurlandırıyor gerçekten. Ama bunlar hep ekip çalışmaları. Sizlerin varlığı bizlere ümit veriyor. Düşünceleriniz, şu güzel girişiniz o kadar önemli ki yani söyleyecek bir tek söz bulamıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Canımsınız. Dar günde yanımızda oluyorsunuz. Var olasınız. Sağ olasınız. Halkımızın, annelerin, babaların ve o biricik çocukların, yavruların sizin o güzel bilgilerinize çok ihtiyacı var. Çok ihtiyaçları var. Yani şu anda siz, milyonlarca insan bizi izliyor ve o kadar anlamlı bir program ki bu. Ben tüm izleyicilerimiz adına size çok teşekkür ediyorum. Asıl ben teşekkür ederim. Hani bu ne kadar gündeme gelse bu konular ve önemi ne kadar anlatılsa o kadar yeri var. Gerçekten siz zaman zaman bu konuya çok değinirsiniz ve programlarınızda anlatırsınız. Zevkle izleriz bunları. Hani aşının önemini hep vurgularsınız. Hakikaten çağımızın belki hani anne sütü, temiz su ve aşı üçlemesi. Yani bunun üçüyle birlikte bütün yaşamın ne kadar kaliteli gideceği çok belli oluyor. Çok güzel söylediğiniz gibi hani aşısızlıktan hepimiz zaman zaman görürdük. Hani çocuk felci, kızamığa bağlı menenjitler, zeka gerilikleri, kızamıkçık yüzünden doğumsal sakatlıklar, menenjit yüzünden ağır beyin harabiyetleri. Bunları hep gördük yaşamımızda ve yaşadık. Aşılar o kadar kolaylıkla temin edilebilecek, uygulanacak bir yöntem ki yani bunlara ne kadar önem versek o kadar yeri vardır. Gerçekten temel bir konu olmuştur anne sütü ve temiz suyla birlikte aşılar. Şimdi değerli hocam, aşı kuşkusuz çok önemli ama ben bu önemi sizin ağzınızdan da duymak istiyorum, izleyicilerimizin duymasını istiyorum. Aşı öncesi nasıldı? Örneğin çocuk felci aşısı bulunmadan önce nasıldı? Çiçek aşısından önce, kızamık aşısından önce, bir grip aşısından önce biraz bir özet geçerseniz çok sevineceğiz. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Aşı hakikaten insanlığın en büyük buluşlarından biri. Özellikle bulaşıcı hastalıklar, virüslere bağlı kızamık, kızamıkçı, kaba kulak, bakterilere bağlı difteri, boğmaca, tetanoz gibi hastalıklar hep eskiden büyük ölümlere sebep olur ve sakatlıklara neden olurdu. Bunları bu sayede aşılarımızı bulduktan sonra bu hastalıkları neredeyse görmez olduk. Artık ülkemizde örnek olarak verecek olursak kızamık ve çocuk felci tamamen ortadan kalkmış durumda. Ama buna rağmen bu demek değildir ki aşıları bırakalım. Aşılara devam etmediğimiz takdirde bu hastalıklar aynı salgınlar gibi zaman zaman ortaya çıkabilecek. Bu bakımdan gerçekten aşıları çok önem arz ediyor. Bu büyük salgınlarda grip aşısından da değindiniz. Gerçekten büyük salgınlarda milyonlarca kişinin kaybına sebep olan bir durum aşılar sayesinde önlenildi. Ve aşıların önemli bir kısmı çok yüksek koruma sağlar.
ve pratik olarak hiçbir yan etkisi yoktur. Örneğin kızamık hastalığına karşı aşı yapıldığında %95-99 kadar bir koruma sağlarız. Çocuk felci için de aynı şekilde, kızamıkçık için de aynı şekilde. Ve bu sayede hastalıkları hemen hemen ortadan kaldırmamız mümkün oluyor. Eskiden çiçek salgınını hepimiz, yani genç nesiller bilmez ama çok önceki yıllarda çiçekten binlerce kişi ölür ve hayatını kaybedip sakatlıklara sebep olabilirdi. En son örnek Aşık Veysel, iki gözünün kaybında biliyorsunuz çiçek hastalığı buna sebep olmuştur. Sanatçılar biliriz, yollarda yürürken ileri yaşlarda yollarda işte aksayarak yürüdüklerini görürüz. Bunların hepsi çocuk felci yüzünden ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan aşıları çok önemsemek gerekir ve karşı çıkmanın hiçbir anlamı yoktur. Aşının pratik olarak yan etkisi yoktur. Şöyle ağrı yapabilir, biraz hafif ateş yapabilir. Bu tip şikayetler olabilir ama başka hiçbir yan etkisi yoktur. Halk arasında korkular, kaygılar olur. Aşı yapılan işte kısırlık mı yapar, işte aşılık şu hastalığa sebep olur mu falan diye bir takım endişeler belirir. Oysa ki bunların hiçbirinin yeri ve anlamı yoktur. Şu anda korkumuzu görüyoruz hepimiz. Siz de konuşmanızın başında değindiniz sevgili İbrahim Mayda. Şöyle dediniz yani, aşıya karşı ama hepimiz korona aşısını yaptırmak için çeşitli çareler arıyoruz. Karşı çıkanlar şimdi aşı ortaya çıksa herhalde ilk kendilerine yaptıracaklardır bu aşıyı. Çünkü her gün görmekteyiz ki binlerce kişi hayatını kaybediyor. Ülkemizde de öyle. İşte 8 binleri buldu ve geçecek bunlar. Ya zamanla göreceğiz. Ve aşı ortaya çıktığında ne kadar başarılı sonuç alınacağı belli. Sizin de söylediğiniz gibi artık 3. faza girdik aşıların birçok yerinde ve 4. faz dediğimiz aşıları kullanmaya başladığımızda da bu kadar başarılı sonuçlar elde edeceğimizi çok iyi biliyoruz. Şimdi değerli hocam, grip, zatüre ve menenjit aşıları tekrardan gündeme geldi. Şimdi siz bir çocuk hekimi olarak bu konuda gerek çocuklarda gerek erişkinlerle ilgili kuşkusuz söylediğiniz çok şey vardır. Ben sizden rica edebilir miyim? Buyurun. Tabii. Çok önemli değindiğiniz konuya gerçekten son günlerde devamlı siz de alıyorsunuzdur telefonlar, devamlı işte grip aşısı geldi mi, yapalım mı, ne zaman yapacağız, zatürre aşısı yapalım mı, ne yapacağız, nasıl önleyeceğiz bu hastalığa karşı kendimizi nasıl koruyacağız diye devamlı sorular soruluyor. Gerçekten bu iki aşı aslında koronaya karşı etkili değil ama aynı anda koronayla hastalığıyla bir grip hastalığı ortaya çıkarsa tablo çok ağır seyreder ve karışır. Halbuki grip aşısı yapılırsa bu hastalık en az %50 oranında önleneceği için başka koronaya benzer bir hastalık çıktığında daha kolay önüne alabiliriz ve tedavi edebiliriz. Koronadan en çok korktuğumuz şey zatürredir. Zatürre ortaya çıkarsa ağır tablo ortaya çıkıyor. Onun için devamlı günlük Sağlık Bakanlığı'nın yayınlarında zatürre oranı şudur diye çıkıyor. Çünkü ölümlerin en büyük sebebi de zatürredir. Ama kullandığımız zatürre aşısı, şu anda piyasada olan aşı da zatürreye karşı önlüyor. Ama koronanın kendi yaptığı değil de sonradan üstüne binen korona bağışıklığı azalttığı için, zatürreye davet çıkardığı için bu aşıyı da önemsiyoruz. Tabii bu aşı da şu anda ikisi de büyük talep görünce şu günlerde bulmak mümkün olmuyor. Ama önümüzdeki günlerde bu iki aşı da gelecektir. Ve o sırada mümkünse özellikle risk altındakilere bu aşıyı yapmak çok önemlidir. Yani işte 65 yaş ve üstü, kronik hastalığı olanlar, küçük çocuklar ve 6 aydan itibaren bebekler, aşıyı yaptırmada fayda vardır. Hiçbir sakınca yoktur. Tek sıkıntı, acaba aşı bu yıl yetecek mi insanlara? Bundan biraz endişemiz var. Ama hiç değilse başlangıçta risk altında olanları aşılarsak, grip aşıla ve zatürreye karşı çok iyi olur. Önümüzdeki yılda ise bu yılın sonlarına doğru da olabilir. Korona aşısını da ortaya çıkarsa, COVID-19 aşısı, onu da bir veya iki dozda yaparak belki de hastalığın önünü bu sayede almış olacağız. Tabii ki tedavileri de ihmal etmeyerek ve maske, mesafe ve hijyen koşullarını yerine getirmek koşuluyla başarılı sonuçlar alınacağına inanıyorum ben de. Çok güzel. Peki Sayın Hocam, şimdi aşıların koruma mekanizması, şimdi izleyicilerimiz der ki
ya bu aşı yapıyorum ama yani genelde bizim artistik izleyicileri demezler ama yine de farz edin ki biri söyledi. Bu soruyu sordu. Ya kardeşim İbrahim Bey'de sen aşıyla ilgili hep konuşuyorsun, konuşturuyorsun konuklarını ama bu aşı nasıl bir bariyer oluşturuyor da biz hastalanmıyoruz? Çok güzel. Çok can alıcı noktalardan biri de bu. Aşıları mikropların yaptığını söylemiştik. Vücut çoğunluk hastalıklara karşı çok iyi mücadele eder ve yener hastalıkları. Ama bazen çaresiz kaldığımız durumlar vardır. İşte korona enfeksiyonları gibi yani COVID-19 gibi. Buna çünkü vücut hazırlıklı değil. Tanımıyor bu hastalığı, virüsü tanımıyor. Virüsü tanımayınca vücuda girince bağışıklık sistemini de vuruyor ve dolayısıyla ağır tablolar ortaya çıkarıyor. Bizim amacımız aşı bu virüse karşı bir antikor geliştirebilirsek vücudumuzda, yani virüsü tanıyan bir antikor, hastalığı ortadan kaldırmamız mümkün olabilir. Şöyle oluyor, vücut bu hastalığı tanıyor ama vücut zamanla buna karşı, özür dilerim, buna karşı bir takım şeyler geliştirebiliyor ve özür dilerim az telefonda. Acil araya girenler oluyor, kusura bakmayın. Buradaki bütün amaç hastalığa karşı antikor geliştirmek. Vücut bu mikrobu tanıması için biz bir madde veriyoruz. Antijen yapısında bir madde veriyoruz. Bu antijen yapısındaki madde antikor oluşturuyor ve vücut bu virüs girdiğinde ona karşı bir antikor ortaya çıkarıyor ve hastalığı tamamen ortadan kaldırıyor. Yani özetleyecek olursak mikroba karşı biz antikor oluşturuyoruz. Antikor da bu virüs girdiği anda hemen onu bağlıyor ve ortadan kaldırıyor. Yani onun yapısını tanıyan bir maddeyi vererek hastalığı ortadan kaldırıyoruz. Peki. Bilmem anlaşılabildi mi tam mekanizma? Evet evet. Sayın Hocam şimdi grip aşısı geçen sene yapıldı. 2019'da yapıldı. Bunun koruma süresi bir yıl mı? Her yıl yapmamız mı gerekiyor? Ya da bir zatürre evet. aşısını her yıl yapmamız mı gerekiyor? Yoksa bunun bir kullanım süresi mi var menenjit aşısının? Bu konuda da bilgi verirseniz çok sevineceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli sorular bunlar hakikaten. Grip aşısında neden her yıl tekrar ediyoruz ve küçük bebeklere neden iki doz yapıyoruz? O şundan. Grip mikrobu her sene şeklini değiştiriyor. Yani buna mutasyon diyoruz. Değişiklik yarattığı için yapısında her seferinde onu tanıyabilmek için onu tekrar incelememiz gerekiyor. Yani nerelerde ne değişiklik yaptıysa aşıyı ona göre geliştiriyoruz Sayın İbrahim Bey'de. Bu nedenle bu grip aşısı, korona da muhtemelen öyle olacak, kendini sık değiştiriyor. Mutasyon yarattığı için her seferinde yeni bir ona karşı antijen yapısı geliştiği için ona göre antikor yapması için vücuda geliştirilmiş aşı kullanıyoruz. O nedenle her yıl tekrarlanıyor. Buna karşılık zatürre aşısını sordunuz ve menenjit aşılarını sordunuz. Bunlar çoğunluk bakteriler olduğu için bakteriler kendini kolay kolay değiştiremiyor. Virüsler değiştirebiliyor. Bakteriler değiştirmediği için bu aşıları bir defa yaptığımızda mesela zatürre aşısını hayatı boyu koruyor. Çünkü bakteri kendini değiştirmiyor. Vücut ne zaman o mikropla karşılaşsa onu yok edebiliyor. Kızamık da bir virüs hastalığı. O da kendini değiştirmediği için aşıları bir veya iki dozda yapmakla önemli kısmını önlüyoruz. Şimdi iki doz yaptığımızda tam koruma sağlamış oluyoruz. Bazı şeylerde ise tek doz yapmakta aşıları yeterli olabiliyor. İşte ileri yaşlarda yaptığımız zatürre aşısı gibi tek doz yapmak yeterli. Grip aşısı tekrarda fayda var diye söylüyorum. Kendini değiştirdiği için her sene yeni bir aşı geliştirmek gerekiyor. Ama çok fazla değişiklikler yaratmıyor. O bakımdan aşıyı bir defa bulduk mu ondan sonrası kolay oluyor. Sağ olun. Şimdi değerli hocam, şimdi çocuk doğdu. Ve size geldi. Sizden rica etsem aşı takvimini hangi ayda, hangi yılda, hangi aşı yapılması gerekiyor? Bu konuda bir bilgi verme şansınız var mı? Sağ olun. Hay. İki. Çok can alıcı sorular bunlar gerçekten. Hep siz gene değindiğiniz gibi önce değinelim ki aşılarda
hiç tereddütsüz, sakınmadan, korkmadan yaptırılsın. Bu çünkü aşıların, ben sizde övgüyle bahsettiğiniz gibi yarım asırı doldurdum bu meslek hayatımda. Bu yarım asırlık yaşamda aşıya bağlı bir tek sorun görmedim. Belki milyonlarca doz aşı uygulamışızdır. Dünyada da milyarlarca doz uygulanmıştır. Bu bakımdan hani bazı endişeler, kargılar, aşı işte vücudun dengesini bozuyor, işte yabancı madde veriyoruz, vücutta problem mi yaratıyor? Böyle bir şey söz konusu değil. Sadece bir vücuda dost olan bir şey, antijen yapısı dediğimiz protein yapısında bir madde veriyoruz. Bir lokma sütün veya biraz et yemenin normal kişiye hiçbir zararın olmadığına göre aşıda aynı mekanizma verdiğimiz protein yapısında bir madde ve bu sayede de korumayı ve dengeyi sağlıyoruz. Demek istiyorum ki tekrar da fayda var diye söylüyorum. Aşıdan hiçbir sakınca, kaygı olmadan yaptıralım. Aşılar doğumdan itibaren yapılır ve her yaşta yapılır. Aşıda en sık görülen hastalıklara ve salgın yapan hastalıklara karşı aşı yapıyoruz. İşte bu COVID enfeksiyonda olduğu gibi bir salgın oluyor ve bu salgına karşı aşı geliştiriyoruz. Daha önce de bu aşıların hepsinde salgın olmuştur. Mesela tüberkülozda olmuştur, aşısı vardır. Difteride olmuştur, aşısı vardır. Boğmacada, tetanozda, su çiçeğinde, kızamıkta, kızamıkçıkta, kaba kulakta zamanla zaman salgınlar olmuştur ve biz bunları görmüşüzdür. Gerçekten korkusuzca bu aşıları yapabilmemiz lazım. Çocuklara doğduğu zaman hastanede aşı başlanır. İlk yapılan aşı hepatit B aşısıdır. Sonra bir aylık olunca kontrole çağrılır. Hepatit B aşısının tekrarı yapılır. 2, 4, 6 anca aylarda tekrar aşılar yapılır, karma aşılar. Sonra çocuk 9 aylık olunca işte menenjit aşısı yapılabilir. 1 yaşında kızamık, kızamıkçı, kaba kulak, su çiçeği aşıları yapılır. 1,5 yaşında karma aşı yapılır. 2 yaşında hepatit aşısı yapılır. Ve dolayısıyla bütün aşıları böyle seri halde yapmış oluruz. Bu aşılarda çok geniş deneyimimiz vardır hepimizin. Sadece COVID-19 yeni bir şey olduğu için zorlanmamız orada oldu. Siz de çok güzel söylediğiniz gibi birçok ülkeler 3. faz, yani artık insanlarda deneme fazında, binlerce insanda deneme fazına girilmiştir. Ve görünen o ki aşı gelişecektir. Tabii sorulardan biri yüzde kaç koruyacaktır? Görünen o ki yüksek koruyacağı benziyor. Ama büyük bir ihtimalle tek doz yetmeyebilir, ikinci doz gerekebilir. Ama başlangıçta tek doz yaptığımızda, özellikle risk altındakilere başlangıçta, çünkü 20 milyar doza falan ihtiyaç var ki 20 milyar aşıyı da bir çırpıda bulmak kolay değildir. Yani 7 milyon kişiyi ortalama olarak 2 veya 3 dozla aşılayacak olsak ne kadar fazla aşıya ihtiyaç duyulacağı belli. Ama ilk başta risk altındakilerine yaparsak dolayısıyla hastalığın da önü kuvvetli bir şekilde alınmış olur. Demek istediğim bu aşıların hepsinde çare oldu. COVID-19 için de aşı çıkacağına ben inanıyorum. Ben de bu sizinle paylaşıyorum değerli hocam. Şimdi bilimden kopmadığımız müddetçe önümüz açık olacak. Yani aydınlık olacak. Şimdi biz ne zaman bilimi reddedersek o zaman gideceğiz. Nasıl bir araba bodoslama çamura batıyorsa maalesef öyle olacak. Şimdi geçen gördüm ben işte eldivenle ağızdan cin çıkarmalar falan gördüm ben. İşte şey çıkarıyormuş ağızdan, koronavirüsü çıkarıyormuş. Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani biz nerede, bir taraf nerede, bilim dışı insanlar nerede? Yani korkunç bir şey. Hocam, son yıllarda üretilen yeni aşılar var mı? Evet, çok güzel bir, demin değindiğiniz konu çok ilgimi çekti, yani gülümsedim yani hakikaten neler yapıldığını. Şimdi enteresan bir toplumda yaşıyoruz Sayın İbrahim Bay'da. Şöyle, burada toplum o kadar ilginç ki kaderci, yani ne olacak, bana bir şey olmaz. İşte Allah'ın verdiği bir şey, biz de neden korkacağız falan, hani bir takım kadercilikle yaklaşıyorlar ve kendilerini çok sağlıklı hissettikleri için hastalığın ne getireceğini tahmin etmiyorlar ve dolayısıyla da hakikaten böyle bir takım değişik düşüncelere kapılıyorlar. Oysa ki
son derece dikkatli olmak gerekir. Yakalandığında insan yakınını kaybettiğinde anlar ve ne kadar ağır bir tablo olduğunu. Bu bakımdan çok dikkatli olmak gerekir. Herhalde şu anda sorunuza en iyi cevap, şu anda en yeni bulunacak aşı COVID-19'a karşı gelişecek aşıdır. Önümüzdeki yılın başında umuyoruz ki veya bu yılın sonlarına doğru ilk aşı denemeleri başlayacaktır. Bunun dışında biliyorsun AIDS hastalarına karşı da aşı üzerine kuvvetli çalışmalar var. Ve önümüzdeki yıllarda belki sıtmaya karşı çok iyi kuvvetli aşılar gelişirse iyi olacak. Beta enfeksiyonlar var, çok ağır boğaz enfeksiyonlarına sebep oluyor. Onlara karşı güzel çalışmalar var. Keşke buna da karşı da bir aşı geliştirilirse çok büyük bir başarı olacaktır. Ve daha da bir takım kanserlere karşı, işte bu rahim ağzı kanserine karşı bayağı gelişti aşı. Diğer kanser formlarına karşı virüslerin yaptığı aşılar da çalışmalar içerisinde bulunmaktadır. Yani önümüzdeki yıllarda gelişecek aşılar oluyor. Ve mesela zatürrenin diğer formlarına karşı, menenjitlerin formlarına karşı aşılar gelişti ve daha da geliştiriliyor. Aşılardaki amaç yan etkisi olmasın, ki hepsi öyle, yan etkileri çok az veya yok gibi. Yüksek korusun ve tek dozda mümkünse yapılsın. Tabii bu bir önemli bir hayal. Bir de tabii ağrısız, acısız aşı da yapılabilecek önümüzdeki yıllarda. Böylece de kolaylıkla, rahatlıkla uygulanabilecekler. Aşılar ağızdan yapılabiliyor veya enjeksiyonla yapılabiliyor. Çeşitli yöntemleri var. Bunlar artık kolaylıkla uygulanabilmektedir. Aşılarda bir sorun yok artık. Çok güzel. Şimdi SMA konusunda da bir program yapmıştım. Gen tedavisi yapılıyor. Yani bu aşılarla ilgili de bu tarz çalışmaların çok olması, yaygın olması yüzümüzü güldürüyor. Tabii bize de diyor ki, ya arkadaş siz de bağışıklık sisteminizi kuvvetli tutun, benimle işim az olsun. Siz bağışıklık sisteminizi zayıf tutarsanız aşı diyor ki bana da çok iş düşüyor. Şimdi peki hocam, şimdi bu aşı karşıtı çevreler şöyle düşündüler. Ya kardeşim işte aşıda civa var. Aşıda alüminyum var. Bunlar kısırlaştırıyor. Bunlar hasta ediyor. Bunlar işte kansere yardım yataklık ediyor ve tarzı böyle yani ardı arkası kesilmeyen cümlelerle aşıya karşı çıkıyorlar. Ya da işte kaderimizdir diyorlar. Hastalık kaderimizdir. Alın yazımızdır diyorlar. Siz aşıların yan etkileriyle ilgili, örneğin civa ve alüminyum ile ilgili örnek veriyorum. Neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Yani böyle kaçacak noktaları çok iyi yakalıyorsun. Yani mutlu ediyor beni bu şeyler, sözleriniz hakikaten. Alüminyum hakikaten aşılara konabiliyor. Alüminyumun koyma sebebi şudur. Aşının etkinliğini artırıyor ve dayanıklılığını artırıyor. Mesela %95 koruyoruz, %99 koruyor diyoruz ya, bu alüminyumun rolü çok önemli. Bir de dayanıklılığı da artıyor. Fakat içindeki miktar o kadar düşük ki, yani neredeyse hani bir yumurta yediğimizde ne sakınca olursa, belki alüminyumda o sakınca düşünülebilir. Yani yok gibi bir şey demek istiyorum. Tonlarca karşılaşacak ki insan hani zararlı etkisinden toplum olabilecek. Burada mikrogramlarla yapılan şeylerin hissetmez bile vücut. Ona en ufak bir sorun ortaya çıkarmaz. İkincisi, sizin söylediğiniz gibi işte bunlar sisteme etkili, bazı yerlerde organlara zarar verebilir mi? Böyle yayınlanmış bir tek vaka yok. Otizmi biz ara gündeme getirmişlerdi biliyorsunuz. Buradaki otizmle ilgili de yazan kişiyi meslekten men ettiler. Çünkü böyle bir olay yok. Yani otizm aşılardan çok önceki yıllarda insanlık tarihiyle eşdeğer gelmiş bir problem. Gerçekten daha bilmediğimiz noktaları var. Ama bunun aşılarla uzak yakın ilgisi yok. Öyle milyonda bir bile görülse öyle bir vaka, aşı yapılmaz. Örneğin bu aşının faz 3'te çalışırlarken bir vakada bu sinir sisteminde bir problem görünür gibi oldu. Hemen durdurdular aşıyı. Oysa ki
böyle bir şey olmadı, sonra gene anlaşıldı ama öyle bir endişede, kaygıda zaten aşılar hiçbir zaman gündeme bile gelmezdi. Böyle bir şey söz konusu değil. Senelerdir bilinen yaptığımız aşılar, o bakımdan önümüzdeki zamanlarda da yani hiçbir zaman böyle bir risk olmayacağı kesindir. Yani bu bakımdan endişe etmemek lazım. İçindeki alüminyum, yani ağır metaller, hiçbir miktarın o kadar minimal bir şey ki havadaki solunan alüminyumdan çok daha düşüktür. Civada hemen hemen artık hiç kullanılmıyor. Bir zamanlar çok düşük dozda kullanılıyordu ama o da yan etkisinden değil, daha gelişmiş yöntemler bulunduğu için daha rahat şeyler yapıyor, bu kullanılabiliyor. Alüminyum gibi maddelerin hiçbir sakıncası yok. Bazen hayvanlardan elde edilen, o köpek balığından elde edilen gene artırıcı bir madde var. O da miktarda zaten köpek balıklarına da zarar verilmiyor. Yani çok az miktarda kullanılarak bu işleme yapılıyor. Bu bakımdan hiç endişeye kapılmaya gerek yok ama bunu gündeme getirdiğiniz çok çok iyi oldu. Gerçekten böyle bir şey söz konusu değil. İçindeki maddenin kesinlikle bir zararı yok. Yani en ufak bir tereddüt bile duyulmasın bu konuda. Şimdi değerli hocam, eğer vücutta alüminyum birikimi varsa, alüminyum zehirlenmesi varsa haftada 3 kez, eğer izleyicilerimiz böyle bir kaygı yaşıyorlarsa, haftada 3 kez 19 dakika sauna misali, 19 dakika sauna misali, yorganın altına girersiniz, 2-3 kat elbise giyersiniz, 2 tane de yorgan bataryayı örtersiniz, 19 dakika terlersiniz haftada 3 kere, 1 ay bu vücuttaki alüminyumu süpürür götürür. Bu bir. İki, bunun için saunaya gitmeye de gerek yok. İki, biliyorsunuz ben psikonoroimmünoloğum aynı zamanda. Tutarsınız civa için, civanın antagonisti çinko. Ya kardeşim, kavrulmamış şeyleri, cevizi, bademi, fındığı yiyin. Yeşillikleri yiyin. Doğal sebze meyveleri yiyin. Uykunuzda kaliteli uyuyun. Bağışık sisteminiz kuvvetlensin. Varsa amalgam dolgularınızı da onları da değiştirin. Bakalım civa zehirlenmesi oluyor mu olmuyor mu? Olmaz tabii ki. Yani şimdi bunların da çözümü var ama şimdi izleyicilerimiz bilsin diye anlatıyorum ben bunları. Bunda çözümü var. Kaldı ki biz gidip bir şey yediğimizde, bir midye yediğimizde daha fazla civa alıyoruz. Doğru. Hepsi evet. Katılıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Zaten içindeki miktar o kadar düşük ki dengeli beslenmekle, yani böyle bir zaten korkacak bir durum yok ama hani endişeye düşenler için diyelim, hakikaten çok güzel söyledin İbrahim'ciğim. Hani çok endişeye düşenler için evet, tedbirli olmak açısından hani biraz dengeli beslensin. Güzel işte eser elementlerinden falan alsın. Öyle değil mi? Ne kadar güzel evet. Olur. Aynen katılıyorum. Doğru. Yani hiç panik yapacak, endişelenecek bir durum söz konusu değil gerçekten. Değerli hocam, bu aşı karşıtlığı, ben sizin ağzınızı duymak istiyorum. Bunlar niye böyle dünyanın her tarafında ayağa kalktılar? Türkiye'de de çok ciddi bir şey var. Örneğin en son 40 bin ailenin, yanlış hatırlamıyorsam böyle bir rakam vardı. Aşı karşıtlığına dair şeyleri vardı, çalışmaları vardı. Ben de bir gün tanık olmuştum bir kongrede. Yanımdaki doktor arkadaş, anestezist bir arkadaş, biz şeyi konuşuyorduk, işte bu polio sekelini falan konuşuyorduk, aşıları konuşuyorduk. Kalktı, ben dedi hiçbir çocuğuma aşı yaptırmadım, 4 çocuk babasıyım dedi. Biz kongredeki herkes döndük, baktık kendisine. Niye yaptırmadınız? Yaptırmadım dedi, inancım gereği yaptırmadım dedi. Şimdi hiçbir inanç çocukların hastalanmasına, çocuk yaşta ölmesine izin vermez. Hiçbir inanç kötülüğü teşvik etmez. Yaradan da kötülüğü teşvik etmiyor. İnsanın doğası da kötülüğü teşvik etmiyor. Bu anlamda sizin kafanızda gelebilecek başka bir şey var mı? Yani neden bunu ya? Yoksa birileri bunları öne mi sürüyor? Başka bir sanayi diyelim biz, sanayi kolu. Çok güzel değinme yapıldı. Bunlar hakikaten o kadar önemli ki yani bir şey katkıda bulunmak hani bu güzel sözlerden sonra zor. Ama şuna hani belki dayanıyor insan. Yani biz mikrobu alırsak vücudumuz boş durmuyor. Kendi savunması var. Nasıl olsa yapacak. O halde bırakalım diyor.
Oysa ki insan başına gelince bilirsin, çok güzel değindin başında da anlatırken, bir sakatlık ailenin birine geldi mi %100'dür o risk problem. Veya bir menenjit yüzünden bir çocuk kaybedildiğinde, bir zatüre yüzünden bir çocuk kaybedildiğinde o vaka %100'dür. Yani hastalık, bunlar artık defalarca gösterilmiş. Yani kızamıktan ölenler eğer aşılanmasaydı getirdiği maddi ve manevi sıkıntı çok büyük oluyor. Bu bakımdan aşıların, hani bırak kendi doğal bağışıklığına bırakalım hafif hastalıkları, zaten ona hiçbirimiz ses çıkarmıyoruz. Burun akması, öksürük, aksırık, biraz nezle halleri, tabii ki vücut onları tanısın. Cildini biraz kızarmış, hafif enfeksiyon olmuş, kendi başına yensin, bunlara zaten ses çıkarmıyoruz. Bizim üzerinde durduğumuz konu ağır hastalık, yani komplikasyon yapan, menenjit yapan, zatürre çevirip ölüme sebep olan, sakatlık yapıp topallığa sebep olup verem hastalığına yakalanıp ince hastalık dedikleri toplumun önemli bir kısmının yok olması, bunları karşı biz aşı yapıyoruz. Yoksa hafif hastalıklara karşı zaten hiçbir endişelenecek bir durum yok. Tanınmış yazar ve gazeteciler de var. Bunu çok iyi biliyorsun değerli İbrahim kardeşim. Ne yapıyorlar? Yazıyor işte, şeyde sakınca yok. İşte satılan kitaplardan biliyoruz, en çok satan kitap. Orada yazıyor, aşı işte vücudun işte bir şey veriyoruz, bir sürü sistemi bozuyoruz. Böyle bir şey yok, uydurup bir şey söylüyor oradan. Dinleyen de hemen onu negatif alıyor, vücudu bozuyor. Neyini bozuyor? Hiçbir şeyini bozmaz. Vücut o kadar akıllı hücrelerle dolu ki, yani biz orada bir antijen vermekle, aşı antijeni vermekle zannediyor ki vücudun hani tembelliğe götürüyoruz, onun çalışmalarına mani oluyoruz. Tam tersi, onu uyarıyoruz, daha iyi çalışmasını sağlıyoruz. Yani öyle ipe sapa gelmez yazılar var ki bu konuda, hani duyuyoruz. Hani hiçbir bilimsel açıklaması olmadan onu okuyan kişi, ya böyle bir şey gerçekten varsa ben çocuğuma yaptırmam diyor. Ama karşımıza hasta olarak gelince tabii büyük sıkıntı çekiyoruz. Mesela kızamık aşısına karşı gelenler yüzünden birkaç kızamık vakası arttı ve ağır tablolar karşımıza geliyor. Çocuk felci henüz görmedik ama çocuk felcini yaptırmadığı takdirde onları da göreceğiz muhakkak surette. Onun için toplumda çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani bu yazarların falan da böyle bir takım kitapları satsın diye böyle aşı karşıtlığını anlamak mümkün değil. Televizyonlarda da maalesef görüyorduk son zamanlara kadar. Mesela otizmin halen iddia ediyorlardı bunlardan olduğunu. Böyle bir şey, bir tane bile vaka ispatlansa aşı zaten senelerdir ortadan kalkardı, söylediğim gibi. Yani bunun için hiç endişeye kapılmaya gerek yok. Çok rahat ve emin konuşuyoruz ki aşı önemli. En güzel örneğini sevgili İbrahim Bey şeylerde göreceğiz. Önümüzdeki günlerde Covid aşısı geldiğinde aşı karşıtları merak ediyorum. Aşıyı yapacak mı, yapmayacaklar mı, göreceğiz. Ama büyük bir ihtimalle hepsi hepimizden önce aşı yaptırmaya gideceklerdir çocuklarıyla, aynen, falan aynen. Da gitsinler de zaten. Evet, yani tabii ki biz önce sağlık diyoruz. İnsan, hiçbir insanın ölmesini istemiyoruz. Ama diyoruz ki herkesin sınırını bilmeli. Onlar da sınırlarını bilerek davranmalı. Yani ya bıraksınlar tıbbı, sağlığı bizler yapalım. Sağlıkçılar yapsın. Bizim işimiz olsun. Doğru. Biz avukatlık yapıyor muyuz? Yok. Polislik yapıyor muyuz? Yok. Bıraksınlar işimizi yapalım ya. Kendi kırmızı çizgilerimiz içerisinde biz de hastalığı iyileştirmeye çalışalım. Aynen, katılıyorum. Yani şu anda zaten o kadar şanslı bir ülkede yaşıyoruz ki bu konuda. Devlet aşıyı bedava yapıyor. Bunlar o kadar kolay iş değil gerçekten. Yani sağlık, gidiyorsun aşısını program içinde, aşını yaptırıp geliyorsun evine. Cebinden çıkan çoğunluk hani özel aşılar, tabii ki onları hariç tutuyorum ama rutin aşılar dediğimiz aşıları devlet karşılıyor zaten. Rutin olmayan aşıları da hani çeşitli şekillerde yaptırmak mümkün ama hiç değilse rutin aşıları muhakkak yaptırmak, sizin başında çok güzel sorduğun gibi, söylediğiniz gibi özellikle hepatit, difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, kızamık, kızamıkçı, kabakulak, su çiçeği, hepatit A, hepatit B, bunlar temel aşılar. Bunların yanında zehirli ishale karşı rotavirüs aşıları, menenjite karşı A, B, C, D ve F
W, Y formları dediğimiz formlarına karşı da aşılar gelişti. Bu aşıları da rutin olmasa bile yapılmasında yarar olduğunu düşündüğümüz aşılar. Bunu da dünyanın her tarafında öneriliyor ama rutin aşıları öne almakta fayda var. Hocam bu COVID-19'un etkilediği çocuk vaka var mı? Böyle yeni doğanlarda ya da şu bebeklerde duyduğunuz, okuduğunuz, karşılaştığınız oldu mu? Benim olmadı ve dünyada da vaka oldu ama kaybettiğimiz vaka olmadı, düzeltiyorum. Hani COVID-19 vakası görüyoruz, rastlanıyor, görüyoruz. Ama çocuklar, onlar da mikropla karşılaşabiliyorlar. Ama Allah'tan sevinecek haber şu ki ağır seyretmiyor onlarda. Hemen hemen hepsi belirtisiz atlatıyor. Az bir kısmı hastaneye yatıyor. Kaybedilen vaka sayısı da çok çok az, çok şükür. Ama asıl sıkıntı şu anda 65 yaş üstünde ve komplikasyonu olanlarda bu problem görülüyor. O çocukları korumamız şart, gerekli. Hamileleri de öyle. Ama bilinsin ki çocuklarımızda hastalık daha hafif seyrediyor. Belirtisiz seyrediyor. Az bir kısmı hastanede yatıyor. Onların da az bir kısmı kaybediliyor. Dünyada vaka var ama sayı az. 10 binlerde, 10 binde 1-2 falan gibi sayılarla, çok düşük sayılarda gidiyor problemler. Ve yatan hastalarında çok az bir kısmı çocuklardır. Yüzde çoğunluk onun altında yatan hasta çok az görülüyor yani. Bu bakımdan sevinecek haber çocuklarımız için. Ama tekrardan fayda görüyorum ki onları da aynı şekilde korumamız ve desteklememiz gerekiyor. Az bile hastalansa tabii ki onları da korumamız lazım. Ve onlar da bulaştırabiliyorlar büyüklerine. O bakımdan okullarda gerekli tedbirleri alarak gitmeleri gerekir. Ve bunlar sağlandığında bilsinler ki çocuklarımız bu salgında daha korunaklı görünüyorlar ve daha az problem yaratıyorlar. Ben şahsen hasta gördüm ama kaybedilmiş hiçbir vakamız olmadı, çok şükür. Çok şükür. Şimdi sevgili hocam, şimdi 6 yaş anaokulu yaşı 5 yaşında başlıyor. İşte 7 yaşında ilkokul eğitimi başlıyor. Şimdi kişiliğin oluşumla 6 yaşına kadar %60'ı oluşuyor. Sonraki %40 da eğitim hayatıyla birlikte başlıyor. Şimdi çocuk da o yaşa geldiğinde hepimiz çocukken okumak istiyorduk, karıştırıyorduk. Defteri, kitabı karıştırıyorduk. Okumayı bilmiyorduk, anlamıyorduk ama gördüğümüzü karıştırıyorduk. Yani ne? Ya da insanlar bir şey okuyorlar, nasıl okuyorlar? Bir heves, bir işte okuyan bir değer görüyordu, bir önem, bir anlam ifade ediyordu. Ve insanlar da etkileniyordu doğal olarak, çocuklar da etkileniyordu. Şimdi bu pandemi süresince ya da şimdi okullar kapalı. Birinci sınıflar, anaokul ve birinci sınıflar parça buçuk. Bir de 11 ve 12. sınıflar eğitime gidiyor. O da çok parça buçuk gidiyor. Doğal olarak bu çocukların psikolojisini de etkiliyor. Sorum şu. Bu çocukların psikolojisinin etkilenmesi haklı olarak etkileniyor. Yani şimdi ben ekran başında ders dinleyemiyorum. Eminim ki siz de dinleyemiyorsunuz. Çünkü biz alışmışız yüz yüze. Göz göze, duygularını hissetmeye, mimikleri hissetmeye, acısını paylaşmaya. Öğretmen gelirdi, saçımız bir sıvazlardı. Yavrum bir şeyim var, uyuyorsun, uykusuz mu kaldın? Ya da aç mı geldin? Gibi bu konuda ki biliyoruz ki psikolojik faktörlerin bozulması mevcut fizyolojik dinamikleri de bozuyor. Bu konudaki yorumlarınızı almak istiyorum değerli hocam. O kadar güzel değindin ki hakikaten ekleyecek çok az şey buluyorum. Gerçekten problemler çok arttığını görüyoruz. Bu bakımdan hepimiz pratik hayatımızda da görüyoruz. Karşımıza işte kaygılar, korkular, hastalığa karşı endişeler, yalnızlık duygusunun getirdiği sorunlar, can sıkıntısı. Ondan sonra bu sefer ekran bağımlılığını da beraber davet ediyor. Maalesef bunları görüyoruz. Ama insanoğlu temelde o kadar güçlü ki bu dönemlerde biraz destekle bu işin altından kalkılacaktır. Bilinen şu kuralı anlatmamızda fayda var.
İnsanlık tarihinde devamlı salgınlar olmuş ve birçok insanlar kaybedilmiş, sakatlıklar yaratmış ve psikolojik sorunlar, sosyal sorunlar, ekonomik sorunlar ortaya çıkarmış. Ama şimdiye kadar tüm salgınlar hepsi er veya geç sona ermiş. Bu salgın da kesinlikle er veya geç sona erecektir. Beklediğimizden biraz uzun sürdü ama gene de iki yönlü sona erecektir. Birinci, virüs de zaman zaman kendi yapısını, benim düşüncem bu, bazı şeylerin hani değişmeyeceğini düşünenler de var ama benim düşüncem virüsün kendini iyi yönde değiştirerek aşıyla da destek olarak ve ilaçlar, bakımlarla tamamen hastalığı basit bir grip haline dönüşeceğine ileriki zamanlarda eminim. Ama ne zaman diye soracak olursanız buna cevap vermek zor. Önümüzdeki birkaç ay içinde de olabilir bu. Beraberinde aşı ve ilaçlar da gelişeceği için. Er geç sona erecek. Bu bakımdan güzel girdiğin değinme sevgili İbrahim Mayda. Zamanla şey olacaktır, bu hastalık zaten ortadan kalkacaktır. Fakat şu günlerde şansımız şöyle, koruyucu yöntemleri biliyoruz bu virüse karşı. Maske, mesafe, hijyen koşulları diyoruz. Bunları yerine getirmek çok önemli şu günlerde. Hiç değilse yıl sonuna kadar. Bunu iyi sağlayabilirsek çeşitli yönlerle bu salgın azalacak. Tamamen ortadan kalkmayabilir ama hafif bir duruma, tabloya girerek önünü almış olacağız. Bu bakımdan şu zamanlarda çok dikkatli olmak gerekiyor ve hastalığın seyrini de azaldığını birlikte göreceğiz. Şimdi sevgili hocam, son sorumu sormak istiyorum. Malumunuz tüm hastalıkların başını bağışıklık sistemi çekiyor. Yani çocuk doğdu, o ağız sütünü aldığında, o kolostrumu aldığında bağırsak bariyeri, tabii normal doğumdan bahsediyorum, vajinal doğumdan bahsediyorum, o bağırsak bariyerindeki birinci korumayı sağlıyor. Benim sizden istirhamım şu: şimdi bir bakkala gittiğinizde 25 kuruş, 50 kuruş, 1 lira, yani ne kadar ucuz şey varsa tezgahın çevresinde bulunuyor. Ve hepsi zehir. Ve maalesef işte Çin tuzu, monosodyum glutamat, glikoz şurubu vesaire hepsinin içinde dolu. O yapay tatlandırıcılar. Çocukların bağışıklık sistemini kuvvetlendirmemiz için neler önerirsiniz? Çok teşekkür ederim. Siz hakikaten çok güzel tamamlayıcı bilgiler sunuyorsunuz sevgili Mayda. Burada hakikaten dengeli ve doğal beslenme kadar güzel bir şey dünyada yok. Anne sütü zaten bedava, ekonomik, hijyenik, hiçbir riski yok. Bu virüslere karşı da korumalı. Belki şu anda koronaya karşı da en iyi koruyan bebekleri anne sütü. Kendinde annede korona olsa bile çocuğu sütüne vermiyor, bunu biliyoruz. Ve en iyi koruma sistemi anne sütü. Ve süt ürünlerini tabii düzenli alması çocuklarımızın çok önemli. Meyve, sebze ve Akdeniz mutfağından yararlanmak çok önemli. Katkılı maddelerden çok uzak tutmak lazım. Tamamen yasaklamak tabii dünya koşullarında mümkün değil ama bu aşırı şekilde karbonhidratlı şeyleri tüketmek gerçekten her yönde sıkıntılı ve sakıncalı. Okullarda şükür bunu yasakladılar ama maalesef alışveriş merkezlerinde bunu gene çok yoğun görüyoruz. Bunların önlenmesi çok önemli. Zaten tüm hastalıklarda olduğu gibi, yani her şeyde bahsettiğimiz aşılar, anne sütü, beslenme, tamam bir sırada koyuyoruz. Fakat bir de tabii uyku, psikolojik destek, hepsini birden sağladığımızda tamamen sağlıklı bir toplum ve nesil geliştirmek mümkün. Bir sürü problemler de ortadan kalkar. Yasaklanmak çok zor ama hakikaten son derece güzel değindiğiniz gibi bunları bir yolla anne babanın eğitimle öğretmesi, anlatması lazım. Önünde alınacağına inanıyorum önümüzdeki yıllarda. Bilinçleniyor toplum artık yavaş yavaş da olsa. Değerli hocam, canım benim, güzel insan, insanlık abidesi, çok teşekkür ediyorum. Program sonuna asıl geldik. Ben teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. Buyurun. Cümlelerinizi alayım ben. İzleyicilerimiz de sizin konuşmanızı istiyor şu anda.
Çok teşekkür ederim. O kadar güzel anlattın ki bu yüceltici sözlerine çok çok teşekkür ediyorum. Aynı duygularda ben senin gibi bir değer için düşünüyorum. Gerçekten çok başarılı çalışmalar, programlar yaptığını biliyorum. İzlendiğini de zevkle bu programları biliyorum. Ve o kadar yararlı program ki gerçekten yani şu geniş zaman ayırarak konuya değinmek, her yönüyle anlatmak, tartışmak çok güzel yer işgal ediyor ve gönlümün dileği de şudur. Bütün insanların hani hiç değilse biraz deneyimimizden faydalanıp bu uygulamalara önem vermeleri ve sağlık koşullarına dikkat ettiğinde, çünkü son derece artık ülkemizde bunlar kolay ve ucuz sağlanabilen şeyler. Tarım ülkesiyiz. Hani beslenme yönlensin çok güzel değindiğiniz şeyleri kullanmamız mümkün olabiliyor. Aşıları devlet destekliyor, işte onları, aşıların düzenli yapmak. Anne sütünü ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü alması, su bile vermeden dengeli geliştirdiğini biliyoruz. Hem aşı yerine geçiyor anne sütü, her şeyi karşılıyor. Ve en güzel hediye çocuklarına gerçekten. Ondan sonra da dengeli beslenme ile biraz uykusuna, ondan sonra psikolojik desteğine ihtiyaç duyan çocuklara bunları sağladığımızda çok başarılı sonuçlar elde edebiliriz. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, programda sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Ama ne olursun sağlıkla kalın. İyi pazarlar.